Romatizmal hastalıklar nedir? Yaklaşık 200'e yakın hastalıktan bahsediyoruz biz burada. Ana hastalığımız romatoid artrit diyoruz ama bir Hashimoto tiroidi, sistemik lupus eritematozus, ankylozant spondilit, ülseratif kolit, Crohn gibi hastalıklar da otoimmün hastalıklar sınıfında. Yani aslında bu hastalarda dışarıdan gelen bir etken yok. Ana etken kişinin otoimmün sistemi dediğimiz bağışıklık sisteminin bozulması sonucu oluşan hastalıklar. Bu eklemlerde olursa, parmak eklemlerinde olursa biz bunlara romatoid artrit diyoruz. Eğer bu tiroid bezinde olursa buna Hashimoto tiroidi diyoruz. Akciğerde olursa sarkoidoz dediğimiz çok ağır hastalıklar olabiliyor. İki ayrı tedavi yöntemi var. Bir, vücuttaki enflamasyona karşı olan tedavi yöntemi. Dışarıda bir romatoloğa gittiğiniz zaman uygulanan bir takım tedavi metotları vardır. Bunlar enflamasyona yönelik. Yani kişinin kendi bağışıklık sisteminin oluşturmuş olduğu dokulardaki enflamasyona, ağrıya, şişliğe, ödeme karşı olan tedavi vardır. Eğer ağrılar azsa non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz 2-3 ilaç grubuyla tedaviye başlanıp sonra steroid ilaçlar, onlar da yetersiz kalırsa, ki bunu artık romatizma hastalarımızın hepsi biliyor, ilk başta basit ağrı kesiciler, daha sonra ağır ağrı kesiciler, bunlar yetmezse kortizon dediğimiz hekimlerin kullanmak istemediği bir takım ilaç grubu, en son olarak da immün sistem baskılayıcı, immün süpresif ajanlar dediğimiz kemoterapi ilaçları hastalarda kullanılıyor. Burada tedavi yaklaşımımız iki şekilde. Bir, anti-enflamatuar, yani vücuttaki enflamasyona yönelik takım ilaçlarımız var. Burada olabildiğince fitoterapi yönünden yaklaştığımız için bitkisel, yan etkisi olmayan ama çok kuvvetli ekstratlar kullanıyoruz. Yaklaşık 12 yıldan beri her yıl 1000'e yakın hasta bakıyoruz. Günde ortalama 20-30 hasta kabul ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi yurt dışından gelen pek çok hastamız da var. Ağrı tedavisi, enflamasyon tedavisi dediğimiz tedavi ortalama 4 ay sürüyor. Hastalarımızın bizi tercih etmesinin sebebi, buna emin olun, kişilerin bağışıklık sistemi bozuk, romatizmal hastalıklar, otoimmün hastalıklardır. 2 yıl süren immünoterapi dediğimiz bir takım gıdalarla, bir takım diyetlerle ince bağırsak tedavimiz var. Bağırsak detokslarımız var, gece yatmadan önce dönem dönem uyguladığımız. Bunları düzenli uygulayan her hastaya hastalığı remisyon döneminde tuttuğumuzu ifade edebilirim diyorum. Teşekkür ederim.